Günaydın Ayşe Hanım. Evet, günaydın şefim. Hoş geldin. Evet. Evet. Bugün denetleyeceğimiz alan burası. Bu mahalle. Evet. Bir ev burada var, şurada bir ev var, bir de burada arazide bir ev var. Ben o zaman bu evi kontrole başlıyorum efendim. Evet, başlayalım. Pardon. Merhaba, evde kimse var mı? Ay, ne oluyor yol? Siz de kimsiniz? Merhaba hanımefendi, biz yapı denetimden geliyoruz da bugün bu mahalleyi denetleyeceğiz. Binaların sağlamlığını kontrol ediyoruz. O yüzden de ilk önce sizin izninizi istemek istiyoruz. Ay ben geçen sene tadilat yaptırdım. Benim evim sağlam. Ay istiyorsanız yine de kontrol edin canım. O değil de siz şu yan taraftaki araziyi kontrol edin bence. Hatta orayı yıkın. Yıllardır öyle orada. Çok da büyük. Yani bir işe de yaradığı yok. Yıkın da bir AVM, park bir şeyler yapılsın yahu. Evet. Ahşap evinizdeki kullanılan tahtalar gayet sağlam ve yenilenmiş. Tebrik ederim. Eviniz sağlam. Evet. Sağ ol canım. Biz de güvenli olsun diye yaptırdık zaten malum. Güzel. O zaman şimdi bu evi denetleyelim. Burada yaşayan kimse yok dediğiniz gibi o zaman değil mi? Yok, orası uzun yıllardır terk edildi. Kimse yaşamıyor. Teşekkür ederiz hanımefendi. Bina yıkmadan önce tam olarak belgelememiz için dayanıksızlığını ben yine de bir örnek alayım. Evet, buyurun şefim. Ay alın örnek alın, denetleyin. Ay ne olur ne olmaz, ben yine de ev sahibine haber vereyim. Ayşe amirim, bu evin duvarlarında kullanılan tuğlalar bile şu anda dağılmış durumda. Bu evin derhal yıkılması gerek. O halde derhal yıkım ekibine haber veriyorum. Bu evi derhal kontrollü bir şekilde yıkalım. Ev sahibine de ulaşılamıyor bilgisini geçelim. Amcacığım ne yapıyorsunuz? Az daha bir kazaya sebebiyet vereceksin. Asıl siz kim oluyorsunuz da kimin evini yıkıyorsunuz bakayım? Amcacığım, mahalledeki yaşayan genel çoğunluğun şikayeti üzerine biz buraya yetkili olarak geldik. Evet, çoluk çocuk giriyormuş, oyun oynuyorlarmış burada. Bina zaten çöktü çekecek. Yani yıkım kararı alındı. Kontrollü bir şekilde yıkacağız binayı. Hiç olur mu öyle şey canım? Burası benim. Benim burası. Siz misiniz buranın sahibi? Evet. İyi oldu o zaman geldiniz. Şu belgeyi şuraya imzalayın da amcacığım. Yıkımı bir önce gerçekleştirelim. Asla olmaz. Yıktırmam. Burası benim yadigar yerim. Hem beni kim şikayet etmiş bakayım? Kim o? Çok toz girecek, ben camları kapatayım. Yıktırmam, halletmem. Burası benim. Bey amcacığım, ama sen bizim işimizi zorlaştırıyorsun. Bak bu ev zaten çürümüş. En ufak bir sarsıntı da yıkılacak. Yok, bir şey olmaz. Ben onları zamanında bunun harcına yumurta akı kattım da yaptım. Sağlam orası, sağlam. Amcacığım sen bu müteahhitlere güven. Şu evi yıktır. Evin yerine yenisi yapılacak. Amcacığım sen yokken bile biz bu yıkım kararını acil bir şekilde almamızın asıl nedeni buraya gizli bazı çocuklar girip oyun oynuyorlarmış. Ya içlerinden bir tanesi o sırada içerideyken yıkım olursa? Çocuklar mı giriyormuş? Bu çiti kapatayım ben. Bu çiti kapalı olur, çocuklar falan da giremez o zaman. Bey amcacığım, senin çitin kapısını kapatman bir çözüm değil. Yani çocuk bu atlar üzerinden gene girer buraya. Baksana kocaman arazi. Top oynarlar. Bu ahırın içine girerler. Ev mi ahır mı bilmiyorum. Yani güvenli bir şekilde biz burayı yıkalım. Gel onay ver lütfen. Bey amcacığım, senin çoluğun çocuğun torunun bir şeyin yok mu yahu? Var olmaz mı? Tam 11 tane torunum var benim. Ay kendi futbol takımlarını kurmuşlar da. Dada buraya futbol sahası yap da oynayak diyorlardı. Ama ben yadigarımdan hiç vazgeçmek istemedim. Bak gördün mü bey amcacığım? Ya senden habersiz gizli gelip bu arazide oyun oynuyorlarsa? Amcacığım bak, şu anda kafanda tam olarak proje canlandı. Evet. Sana buraya hem bir futbol sahası hem de bir ev yapabiliriz. Evet, çünkü bu arazi çok uygun. Geniş, kocaman. Gel bir imzala şurayı da yıkım işlemini başlatalım. Hadi. Yani ev olacak diyorsunuz yani. Tabii amcacığım. Bak futbol sahası da yapacaklar. Ne güzel işte. Torunlarına da miras kalır.
Peki madem, getirin de imzalayayım madem. Ürün. Evet, onay alınmıştır. İnşaat araçları, araziye. Ne çabuk yıkıldı ya. Amma da çabuksunuz. Amcacım, sana dedik zaten. Evi sağlam bir yapıda değildi. Evet. Şimdi de sana söz verdiğimiz gibi futbol sahası ve yeni evin geliyor. Kale direkleri de sağlamlaştırıldı. Top sahası hazır. Vay be! Bunu da ne kadar çabuk yaptınız. Bakalım ev yapımı ne kadar sürecek? Sürmeyecek amcacığım, sen hiç merak etme. Biz senin için dayanıklı güzel bir prefabrik sipariş ettik. Hah, o da geldi işte. Ha, nasıl yani? Hazır ev mi varmış? Evet amcacığım. Bu evler fabrikada üretiliyor ve bu şekilde hazır halde direkt istediğin yere getirilebiliyor. Hatta bunlar daha uzun ömürlü, daha doğa dostu ve daha da dayanıklı. Vay be! Tahmin ettiğimden de hızlı ve temiz oldu bu iş. Benim arazim bu kadar büyük müymüş ya? Ay, bu arazi daha da mı genişledi anlamadım. Bana araba yolu kalır sanıyordum, kalmadı. Ay aksi, yine cadde üzerine park edeceğim. Evet amcacığım, yaptığımız ölçümlerde aslında senin arazin daha büyükmüş. Evet, o zaman yeni evinde güle güle otur ve tabii güvenle. Hoşçakalın.